Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere menekşe yapraktan nasıl köklendirilir? Suda köklendiremiyorum, çoğaltamıyorum diyen arkadaşlarımız var. Yaprak nasıl kopartılır ve köklendikten sonra toprak nasıl buluşturulur ve nereden nasıl koyup yavru vermesini, filiz vermesini beklemeliyiz? Bunları bulabilirsiniz bu videoda. Ama şöyle ilk önce yapraklardan başlayalım. Yapraklar sağlıklı olması tabii ki önemlidir ama menekşenin en küçük yaprağı bile toprakla buluştuğu zaman ya da suya bıraktığınız zaman kök, filiz, yavru veriyor. Bunu söyleyeyim sizlere. Yeter ki siz sağlıklı bir toprak ya da doğru bir ortamda, aydınlık bir ortamda bakmaya özen gösterin. Mutlaka çoğalacaktır. Şöyle yaprakları almakla başlıyorum. Direkt elimle kırıyorum. Hiçbir şekilde bir bıçakla falan kesmiyorum yaprakları. Elinizle aşağı sağa sola evirip çevirerek kolayca yapraklar kırılıyor zaten. Şöyle hemen buradan da bir yaprak alalım. Bu yine kendim üretmiş olduğum bir menekşe arkadaşlar. Hemen oradan da yaprağımızı aldık. Boyutlarını kısaltacak mıyız diye soracaksınız. Şimdi suda eğer suda köklendirecekseniz benim burada yapmış olduğum gibi hiçbir şekilde boyutunu kısaltmayın arkadaşlar. Ama eğer ki siz bunu direkt toprağa dikerek çoğaltacaksanız tabii ki erken yavru vermesi için boyutunu kısaltabilirsiniz. Ne kadar kısaltalım derseniz 3 santim uzunluğunda olması yeterli. Bunun için de açıklama kısmına bir video bırakacağım. Onu izlerseniz sizler de direkt toprağa dikerek de menekşeyi çok kolay çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Instagram evdeki çiçeklerim adresinde de beni takip edebilirsiniz. Eğer ki güzel çiçeklerimden haberdar olmak isterseniz arkadaşlar, kanalıma da abone olup bildirimini açarsanız sevinirim. Yapraklarımızı ne yapıyoruz? Hemen su içerisine yerleştiriyoruz. Şöyle bardakta suyu koyduk ve ben mutfakta bakmaya devam edeceğim bu yaprakları. Aydınlık bir pencere önünde ya da bir masa üzerine bırakabilirsiniz. Ben masa üzerinde çiçeklerim var. Oraya bırakacağım ve orada köklenmesini bekliyor olacağım arkadaşlar. Ve ılık bir ortam olmasına dikkat edin. Kış aylarındayız. Çok daha soğuk bir ortamdan hoşlanmazlar ve hızlı bir şekilde köklenme olmaz. Yazın çok sıcaklarda yine köklenme yavaş olur. Evet, şöyle menekşelerimiz tam 1,5 ay oldu arkadaşlar. 1,5 aydır su içerisindeler. Şöyle göstereyim sizlere. Ben bu esnada işte aksilik oldu, bıraktım gittim geldim derken memlekete gidip geldim. O süreçte 1,5 ay oldu ve şöyle bir bakalım durumları nasıl. Bakın gayet güzel sürgün ve kök verdiler. Şöyle minik minik yeşil yeşil filizlerini görebilirsiniz. Filiz vermiş durumdalar. Bakın daha yakından ve 3 tane minicik yaprak bile vermiş su içerisinde. Yani aydınlık bir yer olduktan sonra hiçbir şekilde çoğaltamıyorum demeyin arkadaşlar. Çoğaltabilirsiniz. Suyu eksildi ve bu sürede tekrar üzerine su ekledim. Hiçbir şekilde suyunu döküp de yeniden su değişimi yapmadım. Sadece suyu eksildiği için su takviyesi yaptım bardağa. Hemen dikime geçelim arkadaşlar. Bu bardak yapraklarımızı nasıl dikim yapacağız derseniz, toprağını hazırlayıp dikeceğiz. Burayı ayırabilirsem eğer, kökler birbirine girmiş durumda. Narin bir şekilde hemen burayı ayırıyorum. Evet. Böyle su içerisinde de birbirine kökler girmiş durumda oluyorlar. Hemen toprağını hazırlayalım. Pet bardaklarda dikim yapacağım arkadaşlar. Plastik pet bardakta menekşe köklendirirken, yaprak dikerken en güzel ortam oluyor. Böyle topraklarımızı pet bardaklarımıza doldurduk. Mutlaka hazır torflu, perlitli, vermiküllü bir toprağınız olursa, özellikle içerisine perlit eklerseniz gayet güzel olur. Hazır aldığınız perliti de mutlaka elekten geçirin. Bolca eleyin. Onun tozu gitsin. Eğer ki tozu içerisinde kalırsa toprağınız çamurlaşacak ve sıkılaşacaktır. Hamur gibi ve menekşeniz tabii ki sağlıklı gelişmeyecektir. Topraklarım biraz kurudu benim. Açıkta kalmış paket ağzı. O nedenle sulamalarını ilk önce yaptım. Ve hemen şöyle bir kalem olabilir ya da elimdeki gibi bir çöp şiş olabilir. Onunla yatay bir şekilde yer hazırladım. Yatay. Yani verevine yatay. Dimdik değil. Yarı yatay. Şöyle 1,5 santim en çok. 1,5 santim kadar toprak içerisine gömdüm ve hiçbir şekilde bası uygulamadım toprak üzerine. Çünkü kökler var ve yavru var, filiz var, kırılır.
Yaprakları direkt toprağa dikerken de aynı şekilde bas uygulamıyoruz. Kendi şeklinde toprakla buluşturup hafif 1-2 dokunuşla parmaklarınızda bırakıyorsunuz arkadaşlar. Hemen bu güzeli de toprakla buluşturduk. Bunları sera yapmak zorundasınız. Eğer ki özellikle kışınsa, yazın yine aynı. Yazın çok sıcaklarda serin bir ortama bırakmalısınız. Ama ben kış döneminde dikiyorum. Seraya koyacağım ve serada ısı derecesi daha sağlıklı olacaktır. Sera derken böyle kapaklı şeffaf kaplarımız var. Onun içerisine koyuyorum. Sizler poşete koyabilirsiniz. Yoğurt kovasının içerisine bile dizdirip üzerine bir şeffaf poşet kapatabilirsiniz. Birçok yöntemle sera oluşturabilirsiniz kendinize. Bunu da yine aydınlık bir ortamda 22 ile 25 derecesi ısı derecesi menekşenin en sevdiği ısı derecesidir. Bu ısı derecesinde bakarsanız gayet güzel menekşeler yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen kapağını kapatıyoruz. Eğer ki fazla nem olursa açıp havalandırıp tekrar kapatacağız. Eğer ki toprak susuz kalırsa bir yemek kaşığı her bardak için su ilave edip tekrardan kapatacağız. 4-5 gün içerisinde hiçbir şekilde havalandırmadan da sağlıklı bir şekilde en az kalabilir. Daha uzun bir sürede kalabilir. Tabii ki gözlemlemek bizim için iyidir. Sıkça da en az 2 güne bir de açıp kontrol edip bakın arkadaşlar. Şöyle çok güzel fideler benim yapraklarını dikmiş olduğum gibi yetiştirebilirsiniz. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Faydalı olduysam beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın bu da yine yapraktan üretmiş olduğum bir güzellik. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu hayattan önemlisi sağlık. Sağlık olduktan sonra bu hayatta geri her şey olur. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.